Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Şuara Suresi 123-140. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada Hazreti Hud'un kavmiyle olan mücadelesini bize anlatıyor. Ve bu münasebetle bir takım ibret derslerini bizlere bildiriyor. Şöyle ki, كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ Ad kavmi gönderilen elçileri, peygamberleri yalanladı. Ad kavmi tarihte gelmiş kavimlerden birisi ve onlara peygamber olarak gönderilen de Hazreti Hud. Kur'an-ı Kerim'de kıssası anlatılan peygamberlerden birisi. اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ Hud, onların kardeşi Hud onlara şöyle demişti. اَخُوهُمْ kardeşleri anlamında her peygamber normalde kendi kavminden gönderilmiş, daha önceden bildikleri bir kimse. Allah insanlar içerisinden daha böyle liyakatı olan ve risalet görevini yapabilecek kapasitede olanı peygamber olarak gönderiyor ve gönderilen peygamber Allah'ın emir ve yasaklarını insanlara bildiriyor. Nasıl ki bir sınıf öğretmeni sınıftan başkanı seçer ve başkan aracılığıyla bazı şeyleri sınıfa bildirir. Temsilde hata olmasın. Allah-u Teala insanlar içerisinden peygamberler seçiyor. Bunun diğer canlılar aleminde başka numuneleri var. Mesela karıncaların kendi içinden reisleri oluyor. Arıların kendi içinden yine reisleri oluyor. Onun etrafında diğerleri faaliyet gösteriyor. Elbette karıncaları, arıları reissiz bırakmayan ilahi hikmet insanları da peygambersiz bırakmayacaktır. Çünkü her ne kadar insanlar kendi akıllarıyla Allah'ı bulabilseler bile Allah'ın bizden neler istediğini ve neleri haram neleri helal kıldığını bilemezler. Bundan dolayı Allah-u Teala Hazreti Adem'den itibaren ta Peygamber Efendimiz'e gelinceye kadar peygamberler göndermiş ve o peygamberler aracılığıyla mesajını insanlara iletmiş. İşte Hazreti Hud da o peygamberlerden birisi. Ad kavmine Allah'ın emir ve yasaklarını bildiriyor. İşte onların kardeşleri Hud onlara şöyle demişti. Ela tettegun, korkmaz mısınız? Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Malum bir insan büyüğüne karşı hürmetli olur ve olması da gerekir zaten. Veya bir memur amirine karşı, bir işçi patronuna karşı, asker komutanına karşı hürmet içinde olur ve normalde emirlere itaat etmesi beklenir. İnsanlar dünyaya imtihan için gönderilmiş ama insanların mahiyetinde günaha karşı meyil var. Ve şeytan da devamlı o noktaları tahrik ediyor, insanları kışkırtıyor. Böyle olunca insanların çoğu nefse ve şeytana uyuyor. İşte gönderilen peygamber şu haramdır yapmayın, bu helaldir bundan istifade edin diye onlara anlatıyor. Hazreti Hud da kavmine yani korkmaz mısınız? Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Diyor. İnni lekum rasulun emin. Gerçekten ben size gönderilmiş emin bir elçiyim. Yani güvenilir bir elçiyim. Her peygamber emin bir elçidir. Hazreti Hud da bu noktayı nazara veriyor. Ben size gönderilmiş emin bir elçiyim. Fettegullâhe ve atî'un. Dolayısıyla Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Çünkü peygambere itaat Allah'a itaat gibidir. Peygamber kendi kafasına, keyfine göre bir şeyler söylemez. Allah'ın emrettiklerini bildirir. Ve mâ eselküm aleyhi min ecr. Ben sizden bir ücret beklemiyorum. Yani Allah'ın dinini anlatmaya mukabil maddi manevi herhangi bir beklenti içinde değilim. İn ecriye illa ala rabbil alemin. Benim ücretim ancak alemlerin Rabbine aittir. Ben ücretimi alemlerin Rabbinden bekliyorum. İnsan genelde çıkarlarının peşinde koşar ve insanların çok büyük bir ekserisi kendi menfaatini takip eder. Yaptığı bir şeyi de bedelsiz yapmaz. Bunun bir ücretini talep eder. Peygamber insanlara Allah diyor, ahiret diyor, haram helal diyor, anlatıyor. Bayağı bir mücadele de veriyor. Acaba bunun karşısında onun bir beklentisi mi var? İnsanların
zihinlerinde soru işaretleri olabilir. Her peygamber bu noktada kavmine teminat veriyor. Benim sizden herhangi bir beklentim yok. Benim ücretim Allah'a aittir. Ve bu tabii önemli bir nokta. Günümüz şartları açısından da baktığımızda Allah'ın dinini tebliğ eden kimseler bir beklenti içinde olmamalı. Rızaen lillah deniliyor. Allah rızası için bu işi yapmalı. Yoksa bu iş maddi işler tarzına döndürüldüğünde işin ihlası kaçar ve etkisi ortadan kaybolur. Etebnune bikulli ri'in ayeten ta'besun. Yani siz her tepeye böyle oynamak için, abes işler yapmak için bir şeyler mi, binalar mı yapıyorsunuz? Burada onların bir durumuna dikkat çekiliyor. Demek ki belli başlı yerlere, tepelere eğlence yerleri yapmışlar. Sanki dünyaya eğlenmeye gelmişler gibi, sanki dünyada daimi kalacaklar gibi oyun eğlence peşinde koşuyorlar. Yani günümüzde de, ülkemizde de var, başka yerlerde de var. Gece kulüpleri, öte yandan bir takım böyle gayrimeşru işlerin yapıldığı yerler, kumar oynanan yerler. Bu manada insanların vaktini boşuna geçirdikleri, vakitlerini öldürdükleri yerler var. Demek ki Ad kavmi de bir takım böyle yerler edinmişler, tepeleri tutmuşlar ve o tepelerde abes işlerle meşgul oluyorlar. Bunun bir ciheti bazı tefsirlerde anlatıldığına göre yoldan gelip geçenlere sözlü veya fiili sataşmaları bu manaya da tefsirlerde dikkat çekilmiş. Ve tettahizune mesani'a leallekum tahludun. Ve bir takım kale gibi yerler ediniyorsunuz. Sanki dünyada daimi kalacaksınız. Yani dünyada daimi kalacak gibi kale veya koca koca evler, bu gibi şeyler yapıyorsunuz. Malum dünya geçici bir yer. İnsanlar dünyada bir miktar kalacak. Ardından bu dünyadan göçüp gidecekler. Kimse bu dünyada daimi değil. Ve doğrudan peygamberimize yönelik bir şekilde Cenab-ı Hak bildiriyor ki biz senden önce hiçbir beşere ebedilik vermedik. Yoksa sen öleceksin de onlar geride mi kalacaklar? İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Sen de öleceksin. Onlar da ölecekler. Küllü men aleyhâ fân. Dünya üzerinde olanların hepsi fanidir. Böyle olunca tamamen bu dünyaya yönelmek, tamamen bu dünya için böyle büyük büyük binalar yapmak, bu anlamda sanki ebedi kalacak gibi kendini zannetmek, bunlar bir gaflet eseri. Bu açıdan Hazreti Hud kavmine bunları da hatırlatıyor. Bunu tabii söylerken büyük binalar yapılmasının anlamında demiyorum. Öyle anlamaya da belki müsait gibi görülebilir. O anlamda değil. Ama böyle büyük binalar da yapmış olsak bu binalarda daimi kalmayacağımızı hatırlamak lazım. Ve küllü nefsin zâigatul mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. Eynemâ tekunu yudrikkumul mevt. Nerede olursanız olun ölüm size ulaşacaktır. وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوْجِمْ مُشَيَّ de çok sağlam burçlarda, işte kale gibi yerlerde, hatta semadaki burçlarda olsanız bile ölüm size gelecektir. Bu manayı akıldan çıkarmamak gerekiyor. Ölümü hatırlamak gerekiyor. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş: كَفَى بِالْمَوْتِ وَاِزًا. Vaiz olarak ölüm yeter. Yani insan dünyaya dalmamalı, dünyanın fena, fani, aldatıcı işlerinde boğulup kalmamalı ve gafletten kurtulmalı. Ciddi gayelerle dünyada yaşadığının farkında olmalı. Ve izâ bataştum bataştum cebbârin. Ve siz yakaladığınız zaman da çok zorbaca yakalıyorsunuz. Bunlar güçlü kuvvetli bir toplulukmuş, Ad kavmi. Ve güçlü kuvvetli olmalarını menfi yönde kullanıyorlar. Yani günümüzde de bazı kuvvetli insanlar çete, mafya gibi şeylere girmesi gibi, bunlar da demek ki yakaladıklarında fena yakalıyorlar, dövdüklerinde fena dövüyorlar. Fettegullah ve atiun. Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Vettegullezi emettekum bima ta'lemun. Bildiğiniz şeylerle size medet veren, size güç, kuvvet veren
Allah'tan sakının. Emeddekum bi en'amin ve benin, size çok nimetler verdi ve evlatlar verdi. Ve cennetin ve uyun, bahçeler verdi, pınarlar verdi. İnni ahafu aleykum azabe yevmin azim, ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkarım. Yani Allah size o kadar nimetler verdi. İşte bazıları burada anlatıldı. Evlatlar verdi, maddi manevi nimetler, aynı zamanda cennet gibi bahçeler ve pınarlar verdi. Ama siz bunlara karşı nankörlük yapacak olursanız, o zaman üzerinize gelecek bir azaptan korkarım. Ve bu azap ayette azabe yevmin azim, büyük bir günün azabı. Yani azabın geldiği gün unutulmaz bir gün olacaktır. Artık sonraki devirlerde yad edilen, işte falan kavim şöyle bir günde şöyle helak oldu tarzında anlatılacak olan dillere destan bir durum olacaktır. Böyle bir hale maruz kalmanızdan korkuyorum. Galu, onlar dediler, yani Hud'un kavmi, Ad kavmi şöyle dediler. Seveun aleyne, bizim için birdir, fark etmez. Evaazte emlemtekum minel vaizin. Yani sen öğüt versen de veya öğüt verenlerden olmasan da bizim için bir şey değişmez. Yani anlatsan da anlatmasan da, öğüt versen de vermesen de biz sana tabi olacak değiliz. Gerçekleri görmek istemeyen bir kimse kadar kör bir kimse yoktur denilir. Bunlar da kendilerini anlatan doğrudan bir peygamber olmasına rağmen peygambere itibar etmiyorlar. Yani anlatsan da anlatmasan da, öğüt versen de vermesen de bizim için birdir diyorlar. Günümüzde de bir kısım insanlar gerçekten anlatılsa da anlatılmasa da kendileri için bir şey fark etmiyor. Manen kör, bir şeyi görmüyorlar. Manen sağır, anlatılanları duymuyorlar. Ve manen dilsiz, hak kelimeyi, kelime-i şehadeti söyleyemiyorlar. Ve Hazreti Hud'un kavmi onu itham ediyorlar ve diyorlar ki in hâze illâ hulugul evvelin, bu ancak evvelkilerin bir uydurması. Yani evvelkiler de böyle şeyler uydurdu. Yani ölümden sonra ahiret varmış, hesap varmış. Bu doğru bir şey değil. Öncekilerin bir uydurması diyorlar. Ve mâ nahnu bi muazzebin, ve biz azaplandırılacak değiliz. Biz azap görecek değiliz. Dünyada da görecek değiliz, ahirette de görecek değiliz. Ahireti zaten kabul etmiyorlar. Dünyada da inkarlarından dolayı başlarına bir azap geleceğini yine kabul etmiyorlar. Fekezzebuhu, ve böylece Hazreti Hud'u yalanladılar, tekzip ettiler. Feehleknahum, biz de onları helak ettik. İnne fî zâlike le âyeh, şüphesiz bunda bir ayet vardır. وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ, onların ekserisi mümin değildir, iman etmezler. وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّحِيمِ, ve şüphesiz senin Rabbin azizdir, rahimdir. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim yaklaşık bir sayfalık bir bölümde bu şekilde geçmişten bir kıssayı bize anlatıyor. İşte Hazreti Hud, kavmi de Ad kavmi, Allah Hazreti Hud'u kavmine gönderiyor. Hazreti Hud kavmine etkili bir şekilde anlatıyor ama kavmi doğrudan bir peygambere muhatap olduğu halde yine de inkar içinde oluyorlar. Onu yalanlıyorlar. Onun anlatmış olduğu çok güzel hakikatleri kabul etmiyorlar. Ve netice itibariyle Ad kavmi Rablerini yalanlamanın, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği peygamberi yalanlamanın cezasını dünyada da çekiyorlar. Ve mâ nahnu bi muazzebin demişlerdi. Biz azap görmeyiz, azap görecek değiliz demişlerdi. Dünyada da azap gördüler ve diğer alemde de azap görecekler. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde fid dünya vel ahira, dünyada da ahirette de ifadesi var. Yani dünyada da cezalarını buluyor bir kısım insanlar, ahirette de bulacaklar. Ama bir kısım zalimler toplu halde dünyada cezasını görmeyebilir. Bir kısım kafirler dünyada yine doğrudan bir ceza görmeyebilirler.
Ama diğer aleme bir gidiş var. Elbette iyi insanların mükafatını alacağı, kötü insanların da cezalarını göreceği bir alem gelecek. Şayet öyle bir alem gelmeyecek olursa, o zaman şu dünyada iyiliklerin veya kötülüklerin herhangi bir kıymeti kalmıyor. O zaman ne iyi insanların iyiliğinden ne de kötü insanların kötülüğünden pek bir mana çıkmıyor. Adeta sonu toprak olmak oluyor. O zaman şu dünyada var olmanın herhangi bir anlamı kalmaz. İyi insanların iyiliklerinin bir anlamı kalmaz. Kötü insanların kötülüklerinin de bir cezası olmaz. O zaman yaratılış bir ağaca benzetilecek olursa, yaratılış ağacının meyveleri tamamen çürük olur. Veya kainat bir fabrikaya benzetilecek olursa, kainat fabrikası en kıymetli maddeleri sonunda toprağa çeviren, sonunda işe yaramaz hale getiren bir fabrika gibi olur. O zaman bu dünyanın yaratılışının bir anlamı kalmaz.